Değerli kardeşlerim, evrimi çürüten sıfır çarpanı bilimsel delilleri sunduğumuz video serimizin üçüncüsü olan bu videoda sizlere evrimi çürüten yeni çıkmış bir kitabı tanıtacağız. Ve bu kitaptan evrim aleyhindeki önemli birkaç cümleyi kaynaklarıyla beraber aktaracağız inşallah. Bilim adamları tarafından kaleme alınmış, evrimi çürüten ve yaratılışı ispat eden birçok kitap vardır. Profesör Michael Behe'nin Darwin'in Kara Kutusu, Evrime Karşı Biyokimyasal Zafer, yine Behe'nin Darwin Devolves, DNA hakkında evrime meydan okuyan yeni bilim gibi kitapları. Çinli bilim adamı Jiang Zhang'ın Darwin'in Sanrısı, bir büyük bilimsel komedi başlıklı eseri. Profesör Stephen Mayer'in Tanrı Hipotezine Geri Dönüş, Darwin'in Şüphesi, Hayvan Yaşamının Patlayıcı Kökeni ve Akıllı Tasarım Örneği. Evrimi Keşfetmek, Hücredeki İmza başlıklı kitapları. Yine Profesör David Berlinski'nin Şeytanın Sanrısı, Ateizm ve Onun Bilimsel İddiaları, İnkar Edilebilir Darwin adlı eserleri, Fatih Buğra Sarper'in Teistik Evrim Düşüncesinin Eleştirisi, Doktor İdris Tüzün'ün Ateistlere De Ki 2 cilt 2. cildi bir evrim eleştirisi, biyolog Profesör Adem Tatlı'nın Evrimi Çürüten Nice Eserleri gibi birçok kitap sayılabilir. Bu videomuzda size tanıtacağımız kitabın ismi ise The Three Pillars of Evolution Demolished, Why Darwin Was Wrong, yani evrimin 3 dayanağı yıkıldı. Darwin neden hatalıydı? İlk basım tarihi Nisan 2022, yani oldukça güncel olan bu kitabın yazarı Profesör Jerry Bergman'dır. Malum evrimciler evrimi reddeden bilim adamlarını gerek pseudo-scientific yani sahte bilimci, gerek dinci, yaratılışçı, Hristiyan, Musevi vesaire diye itibarsızlaştırmaktadırlar. Bu çabalarının amacı evrimin aleyhindeki apaçık delilleri karartmak ve etkisini kırmaktır. Bu, evrimci klasiklerden ve organize algı operasyonlarındandır. Bu tür iftira ve algı operasyonlarının deşifre olması ve etkisiz kalması için geliniz bu bilim adamını kısaca tanıyalım. Biyoloji profesörü PhD Dr. Jerry Bergman 25 yılı aşkın bir süredir Northwest State College'da biyoloji, genetik, kimya, biyokimya, antropoloji, jeoloji ve mikrobiyoloji dersleri vermiştir. 7 yüksek lisans, Amerika Birleşik Devletleri dışındaki bazı sistemlerde mezuniyet sonrası dahil olmak üzere 9 derecesi vardır. Dr. Bergman, Ohio Tıp Fakültesi, Detroit'teki Wayne Eyalet Üniversitesi, Toledo Üniversitesi, Bowling Green Eyalet Üniversitesi'nden mezun olmuştur. 12 dilde 800'den fazla yayını, 20 kitabı ve monografisi vardır. Ayrıca deneysel patoloji bölümünde araştırma görevlisi olduğu Ohio Tıp Koleji'nde ders vermiştir. İlaveten Toledo Üniversitesi'nde 6 yıl ve Bowling Green Eyalet Üniversitesi'nde 7 yıl ders vermiştir. Böyle bir bilim adamının yazdığı ve adeta evrimin çürütülme raporu hükmündeki bu kitap, çeşit çeşit makale ve kitaplardan oluşan toplam 893 adet bilimsel kaynağın bir derlemesidir. Bilimsel kanıt piramidinde en üst düzeyde kanıt değeri olan meta analiz ve sistematik derleme düzeyindeki bir makale kadar, hatta onlardan daha kuvvetli kanıt değeri olan bir eserdir. Peki kitapta ne diyor? Çok özetle önemli birkaç vurucu cümleyi geliniz beraberce okuyalım, üzerinde düşünelim. Kitabın birinci bölümünün başlığı şöyle: Darwin hatalıydı. Mutasyonların doğal seçilimi evrimi açıklayamaz. Ve Paul Feyerabend'in bir sözü alınarak evrimi bilim, bilimi evrim göstermeye çalışanlara ve bunlara aldananlara bir mesaj veriyor. Paul şöyle diyor: her yerde bilim, bilim dışı yöntemlerle ve bilim dışı sonuçlarla zenginleştirilmiştir. Bilim ve bilim olmayanın ayrılması sadece yapay olmakla kalmaz. Aynı zamanda bilginin ilerlemesine de zararlıdır. Doğayı anlamak istiyorsak, fiziksel çevremize hakim olmak istiyorsak, o zaman sadece küçük bir seçim değil, tüm fikirleri, tüm yöntemleri kullanmalıyız. Yönteme karşı anarşist bir bilgi teorisinin ana hatları, diyerek bilim karşıtlığı olan evrimci bağnazlığı çok açık ifadelerle tarif ediyor. Biz de Paul Feyerabend'e katılıyoruz. Bu anarşist tavırları kanalımızda sıklıkla görüyoruz ve evrimin bilim olmadığının, dogma bir inanç olduğunun bu apaçık deliline hemen her gün şahit oluyoruz. Çünkü hiçbir gerçekten bilimsel mesele bağnazca, saldırganca, iftira atarak, küfür ve hakaretler ederek savunulmaz.
Yani evrimciler bu halleriyle evrimi çürütüyorlar, bizi doğruluyorlar da farkında bile değiller. Yine birinci bölümün devamında bakınız bilim insanları ne diyor. Doğal seçilim yaratıcı olamaz, sadece elimine edici olabilir. Hakemli dergilerdeki birçok bilimsel çalışmada bu sonucu destekleyen özetler yayınlandı. Darwin'in doğal seleksiyon teorisi genomun koruyucu etkisiyle sınırlıdır ve yaygın olarak makro evrim olarak adlandırılan şeyi açıklayamaz. Varyasyonun varsayılan kaynağı olan mutasyonlar başarısızdır. Çünkü mutasyonların büyük çoğunluğu %99'a kadar ya zararlı ya da öldürücüdür. Sonuç olarak eğer evrim gerçekten oluyorsa geriye doğru gidiyor ve gerileme adı verilen bir süreç demektir. Kitabın 27. sayfasında Mutasyon Central to Evolution başlıklı bölümde de bilim adamları bakınız ne diyor. Bugün evrimciler yeni genetik çeşitliliğin kaynağı için tek bir olası açıklamaya sahipler. Mutasyonlar. Bu açıklama da çürütüldü. Çünkü tüm mutasyonların tahminen %99.99'unun nötre yakın veya zararlı olduğunu biliyoruz. Mutasyonlar insanlarda mavi gözlere neden olan kayıp mutasyonu gibi yalnızca küçük değişiklikler üretebilir ki bunlar tür içidir. Behe tarafından belgelendiği gibi mutasyonların yeni çeşitlilik üretme yeteneğinde net sınırlar vardır. Molekülden insana evrimin gerektirdiği yeni önemli genetik varyasyonları üretmenin bilinen hiçbir yolu yoktur. Nadir faydalı mutasyonlar ise yalnızca sınırlı durumlarda faydalıdır. Doğuştan gelen çok sayıda çeşitliliğin tüm yaşamda var olduğu gerçeği aşağıdaki gözlemin de gösterdiği gibi temel hayvan türlerinin açık sınırlar içinde kararlı olduğunu, yani tür değişimine, yani evrime dirençli olduklarını, diğer deyişle tür özelliklerini hep koruduklarını ispat eden önemli bir kanıt olmuştur. Kitabın 13. ve son bölümünde de çok çarpıcı ifadelerle karşılaşıyoruz. Bakınız sonuç şöyle. Bu kısa bölüm, önceki 12 bölümün tümünü birbirine bağlama ve evrimin 3 temel direğinin teoriyi desteklemekte başarısız olmakla kalmayıp, aslında onu çürüttüğünü de belgeleme girişimidir. Evrim teorisi sadece kanıttan yoksun olmakla kalmaz, aynı zamanda teoriye karşı açık bilimsel kanıtlar da vardır. Evet değerli kardeşlerim, evrimi çürüten birçok bilimsel delili açıkça ortaya koyan bu kitabı çok çok özetle size tanıtmaya çalıştık. Bu kitabı ve başta isimlerini zikrettiğimiz diğer eserleri dikkatli okumalarınıza havale ediyor, burada kısa kesiyoruz. Hakikat güneşinin doğduğu yerde hangi kisveye bürünürse bürünsün, karanlık asla barınamaz. Gelecek videolarda görüşmek temennisiyle kalın sağlıcakla.